Evet, şimdi Galatasaray Babacar Fatih Karagümrük'ü evinde ağırlayacak demiştik. Gelin Rams Park'ın önüne gidelim. Orada bizleri Emre Kaplan bekliyor. Maçla ilgili notları, diğer ayrıntıları, son haberleri kendisinden dinleyeceğiz. Teşekkürler. Rams Park'tan mutlu günler, yayınlar dileyelim. İstanbul'da güzel, güneşli, parıl parıl bir hava var. Aralık ayının son günlerindeyiz ama şu anda neredeyse bir bahar havasının yaşandığını söyleyebiliriz. Maç saatinde birkaç derece düşmekle birlikte güzel bir hava. Türk futbolunda son dönemde yaşananın aksine meteorolojik anlamda en azından güzel bir havanın bizleri beklediğini, karşıladığını söyleyebiliriz. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag karşısında mağlup olduğu UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Çok kritik bir sürecin içerisinden geçiyor Sarı Kırmızılılar ve Fenerbahçe ile oynanacak derbi ligdeki belki de yolu kaderi çizebilecek maçlardan bir tanesi öncesinde Karagümrük'le karşı karşıya gelecek Sarı Kırmızılılar. Bu mücadele öncesinde Fernando Muslera'nın cezası var. Sarı kart cezası nedeniyle bugün oynayamayacak Galatasaray'ın kaptanı. Davinson Sanchez'in ufak bir sakatlığı vardı. Dün özel bir çalışma gerçekleştirdi. Bugün kadroda olmasını beklemiyoruz. Aynı zamanda sarı kart ceza sınırındaydı Sanchez. Bu nedenle iki durumu da bir araya getirerek Okan Hoca'nın bugün riske etmesini beklemediğimizi söyleyelim. Savunmada Abdülkerim'le birlikte Nelson görev alacaklar gibi gözüküyor. Muhtemel kadro üzerinden durumu ifade etmeye çalışalım. Nasıl bir kadro bekliyoruz Galatasaray adına? Kalede bugün Günay Güvenç olacak sarı kırmızılılarda. Savunmanın sağında Saşa Boya ki Boya'nın da yine sarı kart ceza sınırında yer aldığını ifade edelim. Nelson, Abdülkerim'le birlikte stoper tandemini oluşturacaklar. Barış Alper Yılmaz'ı da yine sol bekte izleyeceğiz gibi gözüküyor. Orta sahanın merkezinde Kaan Torreira ikilisi. Onların önünde 10 numara pozisyonunda Dries Mertens, sağ tarafta Tete, sol tarafta Kerem, ileride ise Mauro Icardi şeklinde bir ilk 11 ile Galatasaray'ın sahada olmasını beklediğimizi ifade edelim. Geçtiğimiz hafta ligler ertelendi. Takım bir gün izin yaptı, sonrasında çalışmalara başladı. Özellikle Icardi'nin sakatlık durumu hala tam olarak atlatılmamıştı ama bu maç öncesinde biraz daha iyi hale geldiğini söyleyebiliriz. Ağrılarının artık bitmeye yakın olduğunu ve tam performansa yakın bir şekilde bugün sahada olmasının beklendiğini ifade edelim. Tabii hafta içi erken bir saat, şu sıralarda stadyum çevresi biraz boş. Şu an çok yoğun bir kalabalık yok ama ilerleyen saatlerde daha renkli, daha hareketli görüntüler olacaktır. Yine 40 binin üzerinde taraftar bekleniyor bugün. Saat 17 itibariyle stadyum kapıları açılacak Rams Park'ta. 16.30 itibariyle de Aslanlı Yol'dan girişlerin başlayacağını söyleyelim. Buraya gelecek taraftarlara da bunun bilgisini paylaşmış olalım. Biz gün boyunca buradan yansıyan detayları olursa son dakika gelişmelerini aktarmayı sürdüreceğiz diyerek sözü size bırakalım. Emre Kaplan'a teşekkür ediyoruz. Yine Galatasaray'dan bir başka haberle devam edeceğiz. Sergio Oliveira göğüs kasından bir sakatlık geçirmişti. Portekizli futbolcu ülkesinde ameliyat oldu.